Hasbulat'ta bulunan belediye evlerinde bugün eylem vardı. Ev sakinleri artan döviz fiyatlarından şikayetçi. Kanal T'nin sıra dışı programcısı Mehmet Kumser de eyleme gitti, vatandaşın derdini dinledi. Hasbulat muhtarı sıkıntılarını anlattı. Buradaki durumumuz vahim. Evet. Vakti zamanında konut mağdurları vardı. Evet. Şu anda belediye apartmanlar mağdurları çıkıyor. Evet. Bu insanları bu döviz yıktı, geçti, ezdi, eledi. Ayrıca sorun sadece dövizde olmadığını ifade etti. Sorun çok. Sorun bir kere öncelikle müteahhidi bir kere çekip bir kenara masaya yatırtmak lazım. Öncelikle vaat ettiği, taahhüt ettiği işlerini de yapacak müteahhit. Bu insanlar kimsesiz değildir. Bu insanlar Hasbulat köylüleridir. Ve bu insanların arkasında tüm muhtarlık da dahil olmak üzere Hasbulat arkalarındadır bu insanların. Ev sakinleri ise yaşananlardan şikayetçi. Çağrı üretilmesini istiyor. Şimdi hakikaten yani biz buraya girdiğimizde bize buralar dar gelirler diye verildi. Evet. Ama şimdi dar gelirlikten çıktı. Şirket evim oldu artık, belediye evinden çıktı. İnsanlar artık ödeyemez bir duruma geldi bu dövizlerin yükselmesinden. Evet. Yani bu dövizleri bir sabitlerler mi artık, ne yaparlarsa bir el atsınlar da insanlar rahatlasın biraz. Ödemelerini yap. Şu an kimse ödeyemiyor. Ödemiyor. Biz buraya oturduğumuzda belediye evleri olarak yazıldık. Daha belediye evlerine yazıldığımızda bir şirket adı bile yoktu. Evet. Şimdi ondan sonra belediye başka şirketle anlaştı, yaptı. Belediye başkanına gittiğimizde şimdi diyor ki biz sadece aracılık yaptık, bizim muhatabımız siz değilsiniz. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu da belediye bu işten sıyrılmaya kalkıyor? Bu biz şu anda 50 milyar Türk parası ödedik. Bu evin değerleri neyse ne kardeşim, onu zabıt tutsunlar bize Türk parası olarak. Biz 52 bin euroyu nasıl ödeyeceğiz? Şu anda 50 bin lira ödersek 10 yıl sonra kaç para olacak? Hesapla bir. Evet. Yani biz, bu fakir evinin dediği gibi çıktı bu. Biz bir gün görevimizde, bu yaşımızda bir ev sahibi olduk. Evet. Bunu da satarsak biz nereye oturacağız? Koçanlarınızı aldı mısınız? Koçanlar ne koçanı? Biz kime ödediğimizi bilmiyoruz. Bankayı ödeyip geliyoruz. Kısacası dar gelirle yapılmıştır bu evler. Evet. Bu evleri Bulutoğulları belediye adına kendi yaptırdı. Doğru. Ama şu an Kadri Fellahoğlu çıkıyor diyor ki belediye sorumlu değildir. İmmo şirketidir sorumlu. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman değiştirsinler. Belediye evi değil burası. Şirket evidir o zaman burası. Biz de ona göre kimse, hiç kimse İmmo şirketi diye bu evleri almadı. Aldınız mı İmmo şirketi diye? Hayır. Verilen sözlerin tutulmadığı da dile getirildi. Bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilemedi. Proje tamamen farklı bir projeydi. Park alanımız olacaktı. Çocuk park yeşil alanımız olacaktı. Bunların hiçbiri yapılmadı. Aksine kaçak binalar yapmaya çalıştılar. Park yerlerine yapılacak verilen söz verilen park yerlerine kaçak binalar yapmaya çalıştılar. Şu an başka mağduriyetlerimiz de var. Çok maliyeti düşük maliyete getirdiler aslında. Ucuz malzeme kullandılar. İşçiliği çok basit, çok ucuz bir işçilikle yaptılar. Evlerimiz dökülmeye başladı. Patır patır balkondaki bloklar dökülmeye başladı. Kumser bölge halkına söz verdi. Kanal T'nin gözü kulağı olacağı ve tüm gelişmeleri takip edeceğini belirtti.